Keşke beraber olduğumuzu, ne kadar mutlu olduğumuzu görebilseydi diyorum. Öyle çok isterdim ki. Bence Nazmi Bey her şeyin farkında. Nasıl? Özlemiş misin İstanbul'u? Evet, çok özlemişim. O zaman şimdi eve gidelim. Birazcık dinlenelim. Sonra istersen dışarı çıkarız, olur mu? Olur ama ben herkesi çok özledim. Hatta uçağa binmeden hepsine mesaj attım. Belki akşam hep birlikte bir şeyler yaparız. Olur. Sibel arıyor bile. Efendim Sibel'cim. Ne mahkemesi? Şahit mi? Biz mi? Siz ne diyorsunuz bu duruma? Sizin tanıklık ettiğiniz bir olay oldu mu? Vallahi biz yine evliyiz. Onu sormuyorum evladım. Arkadaşlarınızın arasında tanık olduğunuz bir kavga, bir tartışma oldu mu? Ben İtalya'dan yeni geldim. Hiç bilmiyorum. Ha, iyi yaptın kızım. Nasıl oralar? Çok güzeldi. Roma'daydık biz. Kızım sen iyi misin? Ama öyle tabii bir anda kendimizi mahkeme salonunda bulunca yeni de evliyiz. Bir tuhaf olduk tabii. Biraz soğuk değil mi burası? Evet ya soğuk. Üşüdün mü sen? Ha. Çıkalım dışarı. Evladım siz kendinize başka şahit bulamadınız mı? Biz varız demiştim ama maalesef ciddiye alınmadım. Burcu kendi adına konuşur musun hayatım? Ben şahit falan olmam dedim. Ya ne yapayım? Evliler diye daha çok ciddiye alırlar diye düşünmüştüm ama hata etmişim. Susun lütfen. Öykü, ya söylesene. Anlaşamıyorlar desene. Ayaz oğlum sen de konuşsana ya. İkimizin arasında şiddetli geçimsizlik var. Bunu biliyorsun. Anlat Hakime Hanım'a. Vallahi Hakime Hanım bence birbirlerini hala çok seviyorlar. Baksanıza. Evet ya hem ufacık bebekleri var. Birazcık daha zaman verseniz olur mu öyle? Çok tatlı. Yeterli sebepler görülmediğinden davanızı bir ay sonra erteliyorum. Ama Hakime Hanım ya. Hakime Hanım. Ne oldu? İtalya'dayken hep bu evi gördüm rüyalarımda. Allah Allah. Sadece evi mi gördün? Hayır tabii ki. Yanında seni de gördüm. Bence bir süre burada idare edelim. Sonra yeni bir eve geçeriz. Daha büyük bir yere. Aslında görmeni istediğim bir yer var. Seninle olayım da yeter bana. Aşkım benim. Bundan sonra hep beraberiz. Ya Ayaz, biz böyle çok mu mıçı mıçı olduk? Mıçı mıçı ya? Ya hani olur ya böyle yeni sevgililer falan, ay yapış yapış. Yok aşkım, merak etme biz öyle olmayız. Olmayalım evet ya. Bak artık evlendik, yetişkin olalım, olgun davranalım. Ayaz, bu ne? Anahtarı İlker'e vermiştim. Ya merak etme, evi dağıtmam demişti ama. Parti falan mı yapmış evde? Yok aşkım. İlker bütün bir evi tek başına dağıtma kapasitesine sahip. Yalnız ben şu an Sibel'e feci halde hak vermeye başladım. Bence burada kalamayız. Ya Ayaz ne olursun yine otelde mi? Ben evimizde kalmak istiyorum artık. Ama... O zaman yeni evimizde kalırız. Tabii ki sen beğenirsen.
Geçen ay birer tane ev aldık Mete ile buradan. Yani ben aslında yatırım için almıştım ama içten içe birlikte oturacağımız ev bu diye düşünmüştüm. Ve artık beraber olduğumuza göre Ayaz. Hadi gel dolaşalım. Bak şimdi. Gördüm bugün için. Nasıl, beğendin mi? Çok beğendim, çok güzel. Ama burası çok pahalıdır Ayaz. Böyle bir yerde oturmamıza gerek yok ki. Bizim kendi evimiz de çok güzel. Aşkım, bak biz seninle yeni bir başlangıç yapıyoruz. Ben de hayatımızdaki her şeyin çok güzel olmasını istiyorum. Ama önce gidip de bir yatak alalım bence. Yatak mı? Otelde kalmak istemiyorsun. Eski eve gidemeyiz. Bir günde bu evi döşeyemeyeceğimize göre bence en iyisi bu gece bir yatakla idare etmek. Boş salonda bir yatak. Ne dersin? Belki mum da yakarız. Sen nasıl istersen. Bu geceyi hep hatırlayacağız. Hiç eşyamız yoktu. Sadece bir yatağımız vardı diyeceğiz yıllar sonra. Sen bir sürü mum yakmıştın diye hatırlatacağım sana. Yatağın üstüne bağdaş kurup birbirimizin gözlerinin içine bakmıştık diyeceğiz. Çok mutluyduk diyeceğiz. Çok mutluyduk diyeceğiz. Bu gece hep özel kalacak. Hep özel kalacak. Gün gelecek kavga edeceğiz, tartışacağız. Ama aklımıza hep bu gece gelecek. Tartışsak bile birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi hiç unutmayacağız. Hiç unutmayacağız. Sevmekten hiç vazgeçmeyeceğiz. Hiç vazgeçmeyeceğiz. Ayaz. Biz de İlker ve Sibel gibi olmayız değil mi? Bu gece kötü şeyler konuşmayacağız. Konuşmayacağız. Günaydın hayatım. Günaydın. Hey, karpuz peynir. Çok güzel. Tepsiyi nereden buldun? O da benim sırrım. Oh. Ne yapıyoruz bugün?
Benim artık işbaşı yapmam lazım. Hemen bugün. Niye bu kadar çabuk? Ya Ayaz, zaten 2 aydır ortalarda yokum. Annem bana çok kızgın olmalı. Kızgın değil mi? Yani tabii birazcık kızgın. Biraz mı sadece? Yani birazdan biraz daha fazla olabilir. Ama hiç merak etmesen, annem bizi böyle mutlu mesut görünce karşısında, ki ben annemi çok iyi tanıyorum, siniri anında geçer. Ya Öykü bir dur lütfen ya. Nereye gidiyorsun? Ayaz, duydun işte anneni. Tamam, kendine göre haklı ama ben de kendime göre haklıyım. Da bunu annene anlatamam. Tamam, ben konuşacağım onunla. Zamanla seniri geçer. Ayaz, hiç gerek yok gerçekten. Boşuna yorma kendini. Bilmiyorum, belki böylesi daha iyi. Ne yapacaksın peki? Yeni bir başlangıç yapacağım. Gerekirse sıfırdan başlayacağım. Bunu gerçekten istiyor musun? Mecburum. Ayaz. Seninle konuşabilir miyiz biraz? Ben kafeye gidiyorum. İşim bitince ararsın. Burası... nasıl benim olur? Çok güzel. Gerçekten. Yani annemin burayı neden bu kadar çok istediğini anlıyorum şu an. Bu arada ortaklık şöyle oldu. Annemle babam ayrıldı. Ayaz. İş konusu. Bugün artık iş konusunda konuşmasak. Haklısın aşkım. Peki ne yapalım? Ne yapalım? Hani bizim yeni bir evimiz var ya. He. Ve yeni evimiz neredeyse bomboş. O halde neden yeni evimize yeni eşyalar bakmıyoruz Öykü Hanım? Şahane bir fikir Ayaz Bey. Aşk denen bu şey var ya, öyle tuhaf ki sorma. Onsuz olmuyor asla. Nereden çıktı karşıma? En yalnız kalpler bile severmiş sonu. Aşkım, yorulmadın mı? Uyu artık. Çok uykum var, çok yorgunum ama uyuyamıyorum. Ben mi rahatsız ettim yatarken? Hayır, sen etmedin. Ya Ayaz, ben galiba yatağımı özledim. Ya da yastığımı, bilmiyorum. Yastık veya yorgan falan mı rahatsız etti? Yarın hemen değiştireyim. Hayır, çok rahat. Baksana, yumuşacık. Mis gibi de sabun kokuyor. Ama çok yeni Ayaz. Yani ilk kez biz kullanıyoruz, çok yeni. Tamam aşkım, ne güzel işte. Yepyeni, tertemiz. Ya iyi de otel odası gibi. Yabancı geldi birden her şey bana. Ama Öykü, daha önce otel odasında kalmışlığın var. Yani normalde otel odasında uyuyabiliyorsun. İyi de burası bizim evimiz.
otel odası değil. Keşke evden yastığımı getirseydim. O zaman başka bir yastık deneyelim. Nasıl? İyi mi? Bilmem. Daha iyi gibi sanki. Üstelik kokusu tanıdık. Sıcaklığı da. Toplantım var, erken çıktım. Akşam görüşürüz Öykü. Günaydın. Günaydın. Sen gitmedin mi? Hayır. Notu görünce ne düşündün? Karım minik bir öpücük bile vermeden gitti diye kızdı mı bana? Ya mutfağa bakmadan kapıdan çıkıp gitseydim. Ben de ondan istiyorum. Çikolatalı olandan. İşte annem bana ortaklık teklif edince ben de ona bir şart sundum. Eğer Öykü'yü tekrar işe alırsan teklifini kabul ederim dedim. O da tamam dedi. Hayatım, teşekkür ederim. Ama annem beni kovdu. O iş bitti artık. Ayrıca Atlantis bana Nazmi Bey'in emaneti. Öylece arkamı dönüp gidemem. Hayatım, anlıyorum. Ama sen gerçekten yöneticilik yapabilecek misin? Ha, anladım. Sen beceremezsin diyorsun. Bu işler öyle kolay değil. Hele Atlantis gibi büyük bir şirkette çok daha zor olabilir. Öyle bir yapacağım ki beni tebrik edeceksin. Vay be Öykü, sen neymişsin diyeceksin. Öykü, çocuk oyuncağı değil bu. Sen tasarımcısın. Ayrıca belli ki böyle büyük bir şirketi yönetebilecek bir kadro yok orada. Olsa zaten bu durumda olmazlardı. Ama bak şöyle yapalım.
Sen sıkıştığında bana danış. Ben sana yardım ederim. Olur mu? Ayaz'cığım. Peki sen moda sektöründe yöneticiliği becerebilecek misin? Bak şöyle yapalım. Sen takıldığın bir yer olursa bana danış. Ben sana yardımcı olurum. Yöneticilik konusunda yardıma ihtiyacım olacağını hiç zannetmiyorum. Ben de yöneticilik konusunda yardıma ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Sahip çıkamıyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.